Sevgili hocam, öncelikle kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir Teşekkür. felaketi yaşıyor ülkemiz. Asrın felaketi de diyebilirim. Herkes aynı cümleyi kuruyor. Asrın felaketi, kıyamet, cehennem. Siz ne diyorsunuz? Sizdeki tanımı, tarifi nedir bu yaşananların? Yani ben 30 sene, 32 sene Türkiye'de, 99 depremi de ben İstanbul'da yaşadım. Ama yani daha büyük, tabii magnitude olarak büyük. Eskide 7.4, bu sefer 7.7 ve ikinci de yani ayrıca Aşkidi 7.6 olarak var. İki depremi sıra sıra geldi. Ve maalesef Türkiye'de ruhsatsız, yani kısaca Kaçak kaçak, yapı, kaçak yapı, evet, evet. bina çok var için, yani %50'den üstü var için. Bunun sıkıntı burada. Yani eski rahmetli Işıkkara Hoca vardı 99'un Ahmet depreminde. Mete Işıkkara, evet. Evet. O söylüyordu. Deprem insanı öldürmüyor, bina öldürüyor diye söylüyor. Yani bu bence de aynı diye düşünüyorum. Peki hocam, yani şu anda o kadar çok öldük ki ve Türkiye'de siz de daha önceki yıllarda söylediniz. Utanarak söylüyorum dediniz. Evet. Üçüncü sırada Türkiye ölüm oranında, depremden en çok ölen ülkelerden biri dediniz. Bu bizim bilinçsizliğimiz mi? Hakikaten kaçak yapılar mı bunun komple nedeni? Evet, yani Neden? depremini araştırma yapınca dünyada sayısı olarak 7. 8. ve büyüklüğü olarak da fazla değil, ama insanlığı ölü sayısından bakınca dünyanın üçüncü. Ben de 30 sene, 32 sene Türkiye'de mimar olarak, inşaatçı olarak, yüksek inşaat mühendis olarak çalışıyorum. Yani bu utanıyorum. Ben de Türkiye'nin mühendis olarak artık Artık kendinizi Türk hissediyorsunuz, evet. evet, yani bu konu için maalesef utanıyorum, üzülüyorum. Peki hocam, yani Japonya 8 büyüklüğünde depremleri gördü. 9 büyüklüğünde Dokuz deprem gördü. Ama magnitudu. bu kadar ölmediniz. Yani iki Evet. ülke arasındaki o büyük fark nedir ki biz neden bu kadar çok Tabii ki ölüyoruz? Japonya'da yani en büyük farkı biz bina için, yani deprem varsa da binanın içinde. Çünkü bina çokmuyor. Tamam, hiç dekorasyon bazen asma, tamam, pano biraz düşebilir, ama ışık da düşebilir, ama onun için masanın altında gidiyor. Ama Türkiye ise çoğu bina düşüyor, yani Kaçak. çöküyor. Bu sıkıntı neden? Çünkü başlangıç söylediği gibi kaçak bina. Japonya'da yok mu? Japonya'da kaçak bina yok mu? Yani o yüzden mi Yok. yıkılmıyor Yani Japonya'daki bizim evler? kurarı çok önemli. Yani onun için belediyeye vermek lazımsa proje yazıyor, hesap yapıyor ve mutlaka kontrol yapıyor. Ve tabii insanın işi, bir mimar, bir inşaat mühendis yanlış olabilir. Onu belediye, yani Türkiye ise yapı denetim şirketi kontrol yapıyor. Kontrol yapınca bu doğru düzgün oluyor. Bunu kaçak binasa kontrolsüz. Özellikle yer, zemin, iyi zeminde yaptığı bina, yani ne kadar iyi mimar, ne kadar iyi inşaat mühendisi hesap yaptı, ama iyi zeminli, yani sert zeminli üstünde yaptığı bina yumuşak zemine getiriyorsa, Boğaz'da yaptığı, iyi zeminde yaptığı proje avcılar araya getiriyorsa bu bina çöküyor. Yani zeminiyle uymuyor için. Bu, O zaman biz evet, hesabı çok önemli. Türkiye'de %60'dan fazla kaçak bina, kontrolsüz. Ve zaten aradan sade proje değil, hesap değil, inşaatı da nasıl yaptı, betonun kalite nasıl, inşaatı demirini kalite ve kaç tane koymak lazım? Bunları da kontrolü
kaçak binasa yapmıyor hiç. Onun için evet. Peki hocam, Japonlarla bizim aramızdaki, biz Türkler arasındaki o büyük keskin fark ne? Yani bizdeki o bilinçsizlik, sizdeki bilinç, ikisi arasındaki o keskin farkı merak ediyorum. İki ülke arasındaki fark nedir? Yani bizim halkımız da bilmiyor. Aslında Doğu Orta Asya'dan Batı'ya geldi Türk, Doğu'ya gitti Japon diye kelime de var. Ben inanıyorum. Yani kültürü falan çok benziyor. Yerde oturuyor ve yuvarlak masa açıyor. Bunları kültürü aynı. Ve dil de ben hiç Türkçe için ders kırısı yapmadı. Şantiyede işçileri kelime kelime, yani boyacı veya dua kağıtçı, arışmanocu tam ben kelime kelime oldu. Ama iyi ki dil olarak kök aynı. Onun için yani sıra sıra grama ben kendine yapıyorum. Ama deprem arasındaki farkı sordum hocam. Hani deprem konusunda Japonlar ama daha büyük bir bilinçli ya. Evet. Deprem için, onun için öncelikle yani kura varsa ona tutmak lazım. Bunu maalesef Türkiye'de kuranı uymuyorum. Yani trafikte de aynı, deprem için de aynı ve bu tecrübe, yani bu hasar oldu. 99'un depremde çok hasar oldu ve tecrübe olarak bunu aldı. Onu mutlaka kurmak lazım. Yani ara kursun tekrar olmasın diye böyle kenarıya bu hasarını unutmamak lazım. Bunu tekrar yeni deprem geliyor. Ondan önce bunu düzeltmek lazım. Yani şimdi Türkiye'de bu söylediği gibi bina sıkıntı var. O zaman kentosardan düzeltmek lazım. Ve yeni inşaat mühendisi, mimar olacak üniversitenin çocukları da bunu kesinlikle yeni yapacak bina için artık kaçak bina yapmamak lazım. Ama şimdi hemen komple bina düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Onun için insanlar da bunu nasıl yapmak lazım? Bunu eğitim de çok 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 eğitim önemli. Evet. Mesela hocam, ben sizin Afyon'daki bir konferansınızı dinlemiştim. Hı-hı. Çok irkildim. Hı-hı. Aslında İstanbul'dan bahsediyordunuz. Marmara'dan bahsediyordunuz ve siz bu aslında burada olacağını işaret ediyordunuz o büyük depremin. Hala öyle bir tehlike var mı? Sadece Marmara değil. Marmara da olabilir ama Doğu Anadolu fay hattı, yani Elazığ'da Elazığ'dan başladı Bingöl ve Hatay tarafta, yani şimdi Kahramanmaraş'ta dahil o tarafta da uzun zaman kırmadığı noktalar da var. Ege'de aynı. Yani Türkiye ve Japonya nerede olursa olsun yani tehlikeli diye söyleyebilir. Sadece uzun zaman kırmadığı nokta varsa, Marmara bölgede 4 tane nokta var. Bu uzun zaman kırmadığı için tehlikeli diye söylüyor. Ama Ege'de tehlikeli değil mi? Yok. Yani uzun zaman kırmadığı noktalar var. Doğu Anadolu fay hattı da daha var ve şimdi Bingöl ve tam köşe Bingöl ve Hatay tarafından, Hatay'ın tam kenarı da o tarafta da uzun zaman kurmadığı noktalar var. Tabii bu sefer Hatay'da vurdu ama Kahramanmaraş taraftan efekt oldu. Peki siz bu depremi tahmin etmiş miydiniz daha önceden? Yine olacak demiş miydiniz? Birçok bilim uzmanı, Türk bilim uzmanı bu yorumlamıştı bunu. Türkiye'de Ercan Hoca da vardı. Ercan Hoca tam söylüyordu televizyonda. Ben de dinledi. Ve Elazığ'da o depremden önce o hoca söylüyordu. Ben de Naci Hoca aynı zamanda Naci Görür. Ercan Hoca da söylüyordu. Ben de gidip orada da aynı. Yani bu Naci Hoca, Ercan Hoca söylediğini ben bilmiyordu o anda. Ama
Ben de gitti derken bunu da de uzun zaman kurmadığını söyledi. Peki hocam, evet. Şimdi baktığınızda bir kent yerle bir, mesela Hatay'a bakıyoruz, tuzla buz olmuş. Şehrin yarısı yok neredeyse. Antep'e bakıyoruz yine aynı. Diyarbakır'a bakıyoruz yine aynı. Gerçekten bir kabusu yaşıyoruz. Korku filmi gibi. Siz baktığınızda hani bunun tek nedeni hakikaten... Japon kurtarma ekibi de orada dün oldu. Ve televizyoncu da haberciler de Japonya'nın grubu da geldi. Ama Adana'dan ileriye gidemiyordu. Yoğurdan yoğru sıkıntı var için. 99'un depreminde Ankara, Adapazarı ve İstanbul'dan yoğuru gitmek istedi. Malzeme götürmek istedi. Ama yoğuru da sıkıntı vardı. Bunlar için 2008 filan'da Japonya'nın JICA'nın yardımı paradan yoğuru köprüleri de düzelttirdi. Yani bu şimdi hemen yoğuruları da düzeltmek lazım ve özellikle Hatay tarafta yani çok kötü durumunda diye. Ben bizim şirketin mühendisi eskide Kahraman Maraş'taki insan var. Akraba Hatay'da insan var. Bunların insanda bilgi aldım. Yani sade bina değil. Tabii binada tabii mutlaka olmak lazım. Ama sonraki için yollar da düzeltmek lazım diye düşünüyorum. Peki hocam, eleştiriler de yoğun bu arama kurtarma çalışmalarına ya da işte bölgedeki tüm olup bitenlere baktığınızda sizin öngörünüz ne? Sizin de eleştirileriniz var mı? Nerede yanlış yapıyoruz? Eksiklerimiz nedir? Yani gönül olarak kurtarma ekibi, ben de İstanbul'u, Ankara, İzmir'de kurtarma ekibinin arkadaşları da var. Yani ben seminer yapıyorum için onları da mutlaka her zaman beraber oluyor. Gönüllü insanlar da çok var ama bence Japonya'sa her itfaiyenin kenardaki yaşayan mahalledeki insan da ayda bir kere tahkikatı yapıyor. Tahkikatı bu insanlar bir şey deprem oluyor, yangın olunca mutlaka yardım için koşuyor ve tam eğitimi yapınca tam iyi yapabilir ve bunun sadece gönüllü ben yapacağım diye düşündüğü insan değil, o mahalledeki insan da beraber, yani ülke olarak bunu düşünmek lazım. Bunun biraz eksik gibi geliyor. Ve Japon belediye yok, Türkiye'de belediyede devlet de dahil. Yani hep beraber yaparız diye seslenip bunu yapmak lazım. Nasıl geçen sene bir kere Aralık'ta depremine karşı hep beraber yaptı. Değil mi? Çok bilinmeli diye üç kelime vardı. Onun gibi daha sıkı yapmak lazım ve itfaiyenin yerinin mahalledeki insan da mesela ayda bir kere bunları eğitim yapmak lazım. Ve okullarda da eğitim çok önemli. Sadece üniversite, lise, ortaokul, ilkokul değil. Yani küçük yaşından hatta Evet. O biraz çizgi film. Ben de Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de anaokulda dahil yapmaya çalışıyorum. Yani diyorsunuz ki eğitim çocukları çocuk yaştan, küçük yaştan ana sınıfına kadar indirgemeliyiz. Önce bilinçlendirmeliyiz diyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi? Evet. Yani çocuklar tabii ki eğitimdeyken biraz oyun gibi. Yani rahmetli Işıkkara Hoca'nın çizgi filmi var. Onu gösteriyor ve ara ara durduruyor. Neden bu duana eşyaları sabit etmek lazım? Bunları anlatıyor ve beraber kafanı tutup yaşam üçgeniye ben de 2-3 çocuk çağırıyor onuna ve beraber oyun olarak yapıyor.
Ya onu yaptığı anaokulundaki çocuk ilkokuluya gidiyor ve fen de deprem için anlatıyor. O zaman daha iyi anlayacak. Ve ETM'de ve tahkikatlı da daha iyi anlayacak. Öyle küçük yaşından başlamak lazım. Ve tahkikatlı da yani genel olarak Türkiye'de senede bir kere. Yani ben her zaman soruyorum ama en fazla iki kere diye gördüm. Ama Japonya'sa senede bir kere iki kere değil. Ayda bir kere yapıyor. Çünkü mesela ilkokulunu birinci, ikinci sınıftaki çocuk geçen sene yani tahkikatlı düdük duyuyor. Bir diye. O zaman basılıyor. Çocuklar yanındaki çocukla geçen sene ne dedi? Öğretmen ne dedi? Hatırlıyor musun diye. Tabii çocuklar hatırlamıyor. Sadece senede bir kere. Japonya'sa ayda bir kere. Yani ayda bir kere yapıyorsa artık geçen sene de hatırlamaya çalışmak gerek yok. Her ay aynı yapıyor için vücutu biliyor. Düdük duyunca kafanı tutup burasını tutup üçgeye yaşıyor diye vücutu hatırlıyordu. Yani eğitim katı böyle olmak lazım. Ama galiba öncelikle güçlü zemin diyoruz, güçlü bina diyoruz, yapılandırılmış evet. Bina diyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım, hayat üçgeni de yapsak, bina tuzla buz olduktan sonra herhalde çok da kurtulma şansımız yok. Yani bina kötü için üçgeye kaçmak lazım. Yani en iyisi bina, Japonya gibi bina çokmuş. Ve öncelikle binadan önce zemin iyiyse, mesela bina kötü ama zemin iyiyse, mesela İstanbul'un Boğazı'nın kenarı iki tarafta da kaya zemin. Orası bina kötü. Sarıyer çok... kısımları değil mi hocam? O zaman... Sarıyer kısımlarını kastediyorsunuz değil evet, mi? Evet, Sarıyer kısmı de olur. Böyle Anadolu yakasını da. Yani zemin iyiyse depremdeyken fazla sarlamıyor. Ama zemin kötüse daha zemin sarlıyor. 99'un depremdeyken İzmit'te deprem oldu. Ama İstanbul'dan daha uzak yer. Avcılar'da küçük çekimece, büyük çekimece, avcılar, oraları zemin kötü. O zaman uzaksa da daha sarlıyor için binaları çöküyor. Onun için önce zemin iyi zeminde olmak lazım. Ondan sonra bina bakmak lazım. Zemin kötüse. Zemin kötüse bina ne zaman yaptı? Türkiye'de 1998 2007 2018 diye yönetmelik değişik oldu. Ama yani en eski 1998'in depreminde de yani magnitude 7.4 gibi bina çökmüyordu aslında. Mesela hocam bu deprem alanına baktığımızda yeni binalar sıfır, lüks daire diye adledilen binalar yerle evet. Bir olmuş. Buz da buz. Yani bir sene geçmedi. Artuay gibi bina iki tane üç tane çöktü. O tam kontrolünün altında değildi. Yani yapı yönetimlik sistemi yok ve projede bence kaçak bina diye tahmin ediyorum. Bu kaçak yapıların önüne nasıl geçeceğiz? Yani bunca insan her sene, her yıl bir deprem oluyor ve biz her yıl çok ciddi kayıplar veriyoruz. Daha da vereceğiz evet. Gibi böyle giderse. Çünkü yani hazır değiliz. Kira yapıyorken o evin binanın sahibi, odanın sahibi, binanın sahibinden bunu ruhsat da aradın mı, aramadın mı bunu kağıdı, kopyayı aramak lazım. Yani biz inşaat Japon şirketleri kira yapıyorken mutlaka ruhsatı var mı yok mu kontrol yapıyor ve hangi şirkette yaptı, ne zaman yaptı, 2000'den sonra mı bunları için kontrol yaptıktan sonra kira yapıyor. Bir de yani, baktığınız yönetmelik bina... de değişti hocam. Pardon? Baktığınızda yönetmelik de çok değişti aslında yeni yasaya baktığımızda takip ediyorsunuz. Yeni yönetimlik artık 2018'den sonraki yönetimlik çok iyi. Yani hem İngiltere, Amerika hem de Japonya'dan
bir gün tutup, yani onun için şimdi Japonya'dan daha iyi diye söyleyebilir. Yani eşittir ama bazen küçük nokta bakınca Türkiye'nin yönetimlik daha katı, yani iyi diye söyleyebilir. Ama bunun mutlaka takip etmek lazım. Kaçaksa bunu takip etmiyor demek. Onun için mesela bunu söyledim. İmar barışı var bizde. Buna nasıl bakıyorsunuz? Ben ilk defa imar barış af diye duyunca ben de şaşırdım. Yani bina için biz konuşuyoruz. İnsan için değil. Yani Japonya'da bina için af diye yok. İnsan için var. Nasıl var? Mesela bir insan yanlış yaptı. Hapishaneye gitmek lazım. 5 sene hapishanede de kalıyor. O zaman tabii iyileşti. Kendine iyi düzeltmek lazım. Düzeltirdi, iyileşti. O zaman bir sebepten af oluyor. Tamam bu, ama iyi olduğu insan düzeltirdiyse af oluyor. Ama bina, şimdi Türkiye'de bazen tartışıyorum. Bina için af. Yani en basit anlamadım. Bina için af ne demek? Bina af, yani iyileştiyse bu af oluyor. Ama zaten bina iyileştiyse geçirindirme oldu. Bu af değil. Yani bu insanlık olarak bunu bina iyileşmeden halede bunu kabul etmemek lazım. Yani bunu bina kötü o devam ediyorken devlet veya belediye izin veriyorsa bu sonraki depremde insan olacak. Yani orduruyorum demek. Mesela hocam. Kesinlikle olmamak lazım. Şimdi deprem yok derken bir şey yok ama deprem olunca bu ortaya çıkıyor. Mesela yani hocam Hatay'a baktığımızda, sokaklarına baktığımızda araçlar, kurtarma araçları giremiyor sokağa. Çünkü binalar sokağa bu şekilde kapatmış birçok sokağa. Evet. Sokaklara giriş yok. Birçok bina, yani şehir yok bir kez. Kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Şehirde elektrik yok. Telefon hatları, şebekeleri çalışmıyor. Ve dondurucu bir soğuk var. Bunun bir örneğini daha gördünüz mü siz? Evet. Bu kadar büyük evet. bir felaketi. Yani, özellikle bu öncelikle bina çok mühürse bu sıkıntı o kadar yok. Ve ikinci olarak siz atık alanında toplumu alan olarak kullanıyorsunuz. Ama mesela 99'u yazdaydı. Onun için sıkıntı yok. Yani herkesi bahçede, herkesi binanın dışarıdaydı. Ben hiç dışarıya gitmedim. Ben İstanbul'u Ataşehir'deydi. Zemin iyi. Ve aşağıya gitti depremden sonra. Ve Kolombe kilişinin çatırakı var mı yok mu? Neyse. Herkes dışarıdaydı. Ama Japonya'da toprağın alanı açık alanı değil. Biz okulları daha güçlü, daha, yani koron daha büyük, içindeki donatı da daha güçlü, yani fazla koyuyor. Çünkü okuldaki mi var? Çocukları. Çocukları ilerideki Türkiye, ilerideki Japon kim yönetilecek? Çocukları yönetilecek ileride. Onun için çocuk en önemli. Onun için okulları öncelikle güçlü, daha güçlü. Normal bina ile farkı çok var. Ve kamu bina da aynı. Öyle güçlü yaptıktan sonra orada su depo, çok büyük su depo koyuyor. İçme suyu da orada var. Jeneratör var. Elektrik kesiyorsa da jeneratör çalıştıracak. Ve orada battaniye de var. Kuru yemek var. Böyle komşudaki mahalledeki insanlar da depremden sonra okuruya topluyor. Tabii belediyedeki binada aynı. Belediye, yani şimdi mesela Ankara, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş'ta o belediyedeki insanların bağlantı, bilgileri de çok önemli. Onun için ben 99'un depreminde Adapazarı'ya da çok hemen gitti. Ve Adapazarı
çok binalar kamu binada dahili çoktu. Sade dört katlının kamu bina bir tane kaldı. Orada herkes topladı. Ama kamu binada çok önemli, çok iyi yapmak lazım, güçlendirmek lazım. Ve tabii ki hastanede. Şimdi sismik izolata, yani sizin için yeni kelime olabilir. Depremi ne kadar sarlıyorsa da kolon ve kilişin, pardon, kolon ve temelini araya özel kauçuktan yaptığı malzeme koyuyor. Her kolonun altında var. Deprem varsa da fazla bina böyle sarlantı olmayacak. Öyle sistem Türkiye'de de başladı. Yeni binaları bu sismik izolata. Yani eski Türkiye'nin kelime olarak söylüyorsa layrı sistemi diye söylüyorum. Depremine bina efekti olmayacak. Böyle sistemi hastanede şimdi mevcut, yeni hastanelerde böyle sistem oldu. Ama kamu binalarda olmak lazım ve okullarda olmak lazım. Şimdi Japonya'sa bunları tabii ki mutlaka sismik izolata var ve ayrıca konutlarda bu sismik izolata, yeni konutunun %80 bu sismik izolata kullanıyorum. Çünkü bazen güçlendirme yaptı, güçlü bina ama depremde hasar olabilir. Yani insanın hayatı boyunca bir para biriktirdiği, paradan aldığı evi veya daire, sonra depremden sonra inşaat mühendisi geliyor, bu çökmedi ama artık kullanmazsın diye oluyor. Onun için sismik izolata koyuyorsa daha iyi diye. Bu Japonya'nın teknoloji olarak var. Türkiye'de de öyle yavaş yavaş olmak lazım diye düşünüyorum. Hocam, şimdi bu depremlerin ardından İstanbul'u büyük bir korku aldı. Sırada biz varız diyorlar. 7.7.6 evet. Geliyor diyorlar. İstanbul hazır mı? Evet. Şimdi İstanbul'daki insanlar sesleniyor. Yani siz bu Allah'tan uyarı verdi. Marmara Bölge'deki yerde depremi bekliyor. Biz bunun hazır olmak lazım. Herkes hazır oluyorsa bu hasarının %70 yok oluyor. Yani %30 kalacak ama gene de %70 çok büyük rakam. Bunu belediyede, devlette, okullarda ve şirketlerde, ailelerde ve tek tek insan bunu yapmak lazım. Dünya 2015'ten sonra bu afetin az olmak için toplantı başladı. Şimdi pandemikten 2 sene yapamadı ama bu sene tekrar yapacak diye bilgi var. Bunun için herkes yapmak lazım. Depremden önce ne hazır olmak lazım? Depremdeyken ne yapmak lazım? Bunlar için herkesi bilgi almak lazım. İnşallah bu sene 2023 Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve seçimi de var. Seçimden sonra artık bu deprem için, yani ülkenin iş olarak en baş depremi için kentosal, İstanbul, Ankara, İzmir, başka şehirlerde bunu en başı bunu yapmak lazım. Yani başka proje, yani kanalı bilmem ne, bu ilerideki iş. Yani tabii herkesin düşünce başka ama en başı şimdi yakında deprem geliyor için bunu öncelikle güçlendirmek, kentsel bunları eğitim, bunları yapmak lazım diye düşünüyorum. Siz Kanal İstanbul projesine nasıl bakıyorsunuz hocam? Deprem olacak aman diyen de var, hiç etkilemez diyen de var. O zaman değil ama öncelikle doğal olarak Karadeniz ve Marmara değiştirecek ve doğa bozulacak. İkinci olarak şimdi 30 sene önce ben Türkiye'ye geldiğimde sabah akşam 30 dakika su geliyordu. Bazen birkaç gün
gelmiyordu. Ondan sonra barej yaptı. Su da yani tam Kanal İstanbul yapacak yerinin yoru taraftadan su İstanbul'da çok su arıyor. Bunları söyleyince tabii onları kenarda yani kademe kademe gidiyor. Tamamen nehir gibi değil, boğaz gibi değil. Yani kademe kademe Panama gibi yapıyor. O zaman tuzlu suyu da tatlı su karıştırmayacak diye söylüyor. Ama gene de çok pahalı yöntem olacak. Yani doğanı bozulacak ve şimdi depremi tetikler mi? Önemli olan hocam. Depremi tetikler mi Kanal İstanbul? Yok. O bunu konu için çok fazla deprem için efekt olacak diye ben düşünmüyorum. Ama başka sebepten ben yani yapacak tarafta değil benim. Anladım. Siz de karşı olan gruptasınız. Hocam bugün bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Anladığım kadarıyla diyorsunuz ki yıkmaya gerek yok hasarlı binaları. Hemen güçlendirelim. Tehlike geçmedi. Hemen yanı başımızda bir İstanbul, bir Marmara var. Çok yakında yeni bir deprem olabilir ve hemen güçlendirin diyorsunuz. Hazır değil diyorsunuz. Yanlış anlamadım. Özeti bu değil mi yani? Hemen güçlendirelim bu binaları. Evet. Yani bu artık biz kabul etmek lazım. Deprem geliyor. Onun için herkes hazır olacağız. Ben geliyorum diyor. Hazır olacağız. Çok haklısınız. Evet. Sonra da ağlamanın zamanın anlamı yok. %70 hasar yok oluyor. O zaman neden yapmıyorsunuz? Yaparız. Evet. Ben nerede çağırıyorum? ETM'de tahkikatta da seminerde yapıyorum. 81'nin şehrinin 63'e kadar gittim. Yani daha da gideceğim. Bu devam edeceğim. Benim hayatımın işi olarak yani gönül olarak yapıyorum ama sonuna kadar ben kara haberde Türkiye'de çünkü Japon hocaları da geliyor ama tercüman araya geliyorsa böyle tam doğru düzgün size aramıyorum, veremiyorum. Onun için ben kendine böyle kendine dilden anlatıyorum, anlatabilirim. Karpudan söylüyorsa sizinle anlaşabilir diye düşünüyorum. Onun için sonuna kadar ben Japonya'daki evi sattım. Türkiye'de evi aldım. Yani sonuna kadar Türkiye'de de karar verdim. En son yani tekerlekli sandalye yasada konuşabilirim, anlatabilirim. Böyle sonuna kadar Türkiye'de de kabul ettim. Karar verdim. Kravatınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görmedim değil. Evet, evet. Özetinizi gördüm. Çok da yüzüm güldü. Böylesine bir günde, acılı bir günde. Ve ne mutlu bize, ne mutlu bize. Böyle Atatürk buraya. Evet. Yani, çok kıymetli bir bilim adamısınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok nazik, güzel bilgiler verdiniz. Bu acıda. Evet. Gurur duyduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben görüşmek dileğiyle ederim. Sevgili hocam. Çok sağ olun. Tamam. İyi günler.